39. bab, babu tahrimil kibri ve beyanihi. Kibrinin haramligi ve onun beyanı doğrusudaki bab. Ve haddesena Muhammed ibn el-Musanna ve Muhammed ibn Beşarin ve İbrahim ibn Dinar cemiyen an Yahya bin Hammad. Kale ibn el-Musanna haddesena Yahya ibn Hammad. Akhbarna Şu'betu an Aban ibn Taglib an Fudailin الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان رواة كلند پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتلر كي قلبده كبردن ذرن ağırlığıca بوغن كشي جنتك كرالميدي dediler. Qarin kibr. Kibr nima degani? O'zini katta tutishlik. O'zini katta tutishlik amalidan bir zarracha bo'lgani. Bir insonning qalbida zarra qadar kibr bo'lsa, shu odam jannatga kira olmaydi dedilar. Bu hadis qanday tushunishlik kerak? Zohiri qanday bo'lsa, shunday tushunishlik kerak. Lekin ba'zi olimlar zohirdan burib tashlaydi. Va eng xatari ham shu. Aytadiki, kibrdan maqsad islomga kibr qilishlik. Iymonga nisbatan kibr qilishlik. Allah'ın büyüklüğüne kibir kılıçlık deydi. Bu caiz mez, bu küfür meselesi ki bu. Bir de kibirden geplaşı yapıyoruz biz. Bunu haramlığını biledi Peygamberimiz, onu bunda ihlas dediğini gereği yok. Kibirden maksat, bir insan zahiren imanını, İslam'ını izhar kıyken, İslam'ını imanını kabul kıyken o, lakin adamlarına kibir kılı yaptı. Uzunu kette tutu yaptı. Şu kibir, katta tutishlikdan zarra qadari bo'lsa jannatga kirmaydi. Qarang, kibr qilishlik haromdir. Hadislarda keladiki, Alloh taolo aytadi, kibriyo meni sifatim deydi, meni libosim deydi. Kibr qilgan odam Allohning sifatini da'vo qilgan bo'ladi. Allohu akbar deymiz, Alloh taolo hammasidan katta deymiz. Bir inson o'zini men akbar deyishlik bilan Alloh taolo bilan kattalikni talashib turgan bo'ladi. Kattalik Allohga xosdir. O'zimizni katta tutmasligimiz kerak, tavozu qilishligimiz kerak. Allohga nisbatan nihoyatda ojiz zaif bo'lishligimiz kerak. Insonlarning o'rtasida bir teng huquqli bo'lishligimiz kerak. Bir odam o'zimizni baland ham tutmaylik, hech kimga o'zimizni past ham qilmaylik. Va kufrga nisbatan, fiskga nisbatan, gunohga nisbatan, zulmga nisbatan kibr qilsangiz bo'ladi, katta ketsangiz bo'ladi, qarshi chiqsangiz. Lekin boshqa holatda kibr qilishlik joiz emas. Haram. Yani zerre kadar yem haram bile yaptı ki cennetke kirelme yapsın. Şunun için kibirden hazar kılıçlık gerek. Uzumuzdan kibirde yukat taşaçlıkımız gerek. Şunu ulamalar çüngenlik için ayetinledi. Bazılar kibirde yukatçlık için ne doğru üslüplar istimal kıladı. Hani uzunu harlap. Mesela kirli basları kiyip yürüp. Uzuge karamestan. Adamla nefret kısındır. Peki pas işlerdi kıladı kastan. Hani bazı kıssalar var ki bir kazı, bir şeyhke, pirge barıptıyken, bu kazı bu geldiği için mütekebbirken, onu gelip ki senin bazarlarda ciger satasın. Bu da ciger satıptıyken. Demek ki kibirini öldürüştüğü için, nefsini öldürüştüğü için. Böyle ne doğru neseler bunlar. Kur'an-ı Hadis'e teslim bu siz, Kur'an-ı Hadis'e amel siz, o yüzden kibir yukalıp git uğradı. قَالَ رَجْلٌ اِنَّ الرَّجْلِ يُحِبَّ اَنْ يَكُونَ سَبُّهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. Şunda sahabeler hani hadis kandı çünüştü. Doğru çünüştü onlar. Bir sahabi bir kişi etti ki elbette bir kişi libası güzel buluştuğuna haklıydı. Ve şüpheki güzel buluştuğuna haklıydı. Dedi. Yani şu hem kibir mi dedi. Kala inna allaha cemilun yuhibbul cemal. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki elbette Allah Teala güzeldir. Güzellikte yaş görerdi. Yani güzellik kibirmez. Libasızı güzel buluştuğu, uciz kelişken buluştuğu, yüz nezafetli, tertipli buluştuğu. Yani sizga tegishli narsalar hammasi güzel, tartibli bo'lishligi bu kibir emas bu. Balki bu go'zallikdir. Alloh taolo go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi Alloh taolo. Al-kibru batarul haqqi va g'amtun nas. Kibir haqni inkor qilishlik va insonlarni past ko'rishlik. Mana kibirning ta'rifi. Sizga bir odam nasihat qilsa, nasihatni qabul qilmaslik kibirdir. Haqni gapirsa, haqni qabul qilmaslik kibirdir. Ta'assub qilishlik, qarshi chiqish, muxolifat qilish janjal qilish. Sen kimsa menga gapirasan? Nima haqqing bor? Aralashma. Bular hammasi kibr.
ve insanlarda hakir görüşlük, insanlarda pes görüşlük. Mana şu kibirdir. Bu hadiste inna Allah'a cemilun değildi. Allah-u Teala güzel değildi. Demek ki Allah-u Teala'na cemil diyen sıfatı varken, ismi varken. Allah-u Teala cemildir. Lakin bazılar Esma-ül Hüsna denmez deyişedir. Bazılar Esma-ül Hüsna deyişedir. Ve Allah'ın isim sıfatları doğrusu da ulamalar dedi ki, Kur'an-ı Hadis'te ki kendini biz kabul kılamız. Kime geldi tekşiremiz? Kime geldi? Kur'an-ı Hadis'te kime geldi isim sıfatlar? Allah ki etçilik münasip bulsa etse bulur adı caiz. Münasip bu mesela etilinmeydi. Kur'an-ı Hadis'te kime geldi isimler doğrusu da bir, hemen bir denege halal ya ki bir denege haram diyel miyimiz? Çünkü tekşirişlik gerek. Bazılar caiz mesleydi, bazılar caiz deydi. Muhakkikler dedi ki, teşhiriş gerek deydi. Mutlaka Kur'an-ı Hadis'te kelmeyen isimler hemesi haram ya ki hemesi halal işinin ne doğru hatadır. Şimdi bu hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam inna Allah'a cemilun elbette Allah-u Teala cemil diyendekin biz Allah-u Teala'na cemil diyoruz. Yani güzeldir. Allah-u Teala güzelliği de aşk görür. Demek ki güzel buluşluğu, insan özüge karışlığı, itibar verişliği, bunlar hepsi yaşlı nesiller. Şeytanlık için kendi vesvese kılı yaptı. Yaşlı nesilini sizge natoru kürseti yaptı. Güzellikini sizge kibir kılıp haram kılıp kürseti yaptı. Kibir değilse sizge yaşlı kılıp kürseti yaptı. Ya, kibir kıyın, yani özüge himaye kılışın gerek, özüge paske vurmayın. Bu taraftan gelip size elde kibir amelini kılışlıkça vesvese kıladı. حدثنا منجب ابن الحارث التميمي وسويد بن سعيد كلاهما عن علي بن مسهر قال منجب أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. Yine Abdullah İbni Mesud'dan rivayet kılında ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, kalbide imandan hardanın uruğunu ağırlayıcısı boyan bir orta adam cehennemge kirmeydi. İman. Bu hadis bana imanın katta küçük buluşluğunu kürseti yaptı. İmanı ziyade bulup nakıs buluşluğunu kürseti yaptı. Hardal. Yukarıda hadislerde geldi. Tarık çekildi. Yani bir gürüşünü üçten biriye tenkiledi. Yani derecedeki ösümlü bir uruk. Şu uruğu da ağırlığı içe değil yatkanın. Ağırlığı içe. Miskal ağırlık diye. Yani. Bana şimdi adam cehenneme kirmeydi diye. Yani. Cehennemde ebedi yıkamaydı diye. Yani. Cehenneme kirseyim ebedi yıkamaydı. Yani şu derecede bir küçükine imanı bu adam cehennemde ebedi yıkamasa, o mumunu kısaplansa, namaz okuyup yürüyen, mumun ben deyip duruyen, koludan giyince dinge hizmet giyen. Lakin bazı küfür ameller kıptıyken bilmezden. Lakin küfür amellerine kirip kaptıyken, onu sıkan diye kılıp kafirliyiz. Onu bahane kılıp. Mesela küfür haletlerde yaşa yaptı, küfür hükümette işle yaptı, ya küfür mektepte oku yaptı, ya küfür askerge bağırıp diyken, peki bir küfür yaptı, yapırıp diyken de kendi kılıp onu kafirliyiz. Peygamberimiz Aleyhisselam yaptılar ki, bana bir küçükken bir uruğda ağırlı geçe imanı bulsa cehennemge kirmeydi de yaptılar. Yani cehennemde ebedi yıkamaydı de yaptılar. Yani namaz okuyan adamdı, kalbide anca yine katta iman var. Ya ki uzunca dinge hizmet kibirgen adamda katta yine iman var onda. Vücuda küçükken imanı boyu adam hiç kendi ameli yok. Ya yakşı ameli yok. Bütün yaman ameller köp. Yakşı ameli az. İslam'da maksadı insanların necat tapışlığı. Sel bahane kılıp, sel hatasını gösterip, onu kafirdir, mürtettir, dinden bezar kılıçlıymaz. İslam'ın ahalasını kemaytırışmaz, köpeytiriş. Ve bana kalbide kibriya, kibirden, o şey hardanın uruğuça, uruğunu ağırlıça bugün adam, kimi kalbide şunca bulsa, bu adamdan o şey bir ortası cennete kirmeydi de yaptılar. Bu yani doğrudan doğru kirmeydi. Ebediymez. İmanı bulsa, günahı yarışa cezasını agendirken cennete kiradı.
وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبان ابن تغليب عن فضيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Yana Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilindi, payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, qalbida kibrdan zarrani og'irligicha, zarra u havoda uchib yurgan qarang kichkina narsalar, ko'ziga ko'rinmaydi. Faqat quyoshda nurda ko'rinadi xolos. Shuni og'irligicha kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi deyaptilar. Qarang kibrni yomonligini. Bu hadis oldingilardan ham og'ir bo'ldi. Havoda uchib yurgan zarrani miqdoriga kibr bo'lsa odam jannatga kirmayapti. Kibirdi bana haramlığı. Allah subhanahu ve teala bizi ve bütün ümmetini imanını, imanına zarar verdiğin bütün nesillerden muhafaza kılsın.